Türkiye'de kiralık otomotiv pazarı, özellikle kurumlara yönelik olan toplam pazar 370 bin adede yaklaştı. Yani bu oldukça ciddi bir araç sayısı. Ama hala Avrupa'ya bakarsanız, hani en yakın kıta Avrupa'ya bile baksanız, burada hala 4 kata kadar büyüme imkanı olduğunu görüyorsunuz oransal olarak. Çünkü Avrupa'da %50'ye yakın bir filoda, yani bütün şirketlerin filolarında kiralama çözümü kullanılıyor. Bizde bu hala 1/4 civarında. Yani orada daha 4 katına kadar, yani orada çok daha yüksek oranlara çıkabilir yani. Tabii, doymamış bir pazar var. Yani 2 milyon üzerinde firmaların ticari aracı olduğu düşünülüyor. Hala bunu sadece 370 bini filo kiralama şirketleri tarafından kiralanıyor. Yani Avrupa'daki oranlara bakarsak bunun rahat milyonu geçmesi gerekir. Şöyle, baktığımızda oradaki en büyük sıkıntı maliyet artışı. Çünkü biliyorsunuz ÖTV, MTV ve diğer vergilerdeki artışlar, kurdaki artış ciddi olarak maliyetleri arttırdı. Hem kiralayan hem kiralayan tarafında, iki tarafta da. Dolayısıyla bu biraz firmaları ve kiralama firmalarını biraz daha çekingen hale getirdi. Eğer bu tip bir sıkıntı olmasaydı, yani bu seneki büyüme oranlarının ben iki katı olacağını düşünüyorum. %10'a yakın bir büyüme var. Bu %20 rahat olurdu. Yani sektör en azından bir 30-40 bin araba daha büyürdü yani. Bu sene de benzer bir oran bekliyoruz. 2018'de de benzer bir büyüme bekliyoruz. Çünkü buradaki en büyük maliyet artışlardan birisi de faizlerdeki artışlar. Bu Türk lirası faizlerdeki artışlar da işlemleri zorlaştırıyor. Ne oluyor? Firmalar kullandığı daha yaşlı bir otomotiv parkı, araba parkı kullanıyorlar. Kullanım sürelerini uzatmaya çalışıyorlar. Almıyorlar. Yani o sektörün büyümesini de frenliyor biraz.